Anadolu'nun kuzeybatısında Karadeniz kıyı yerleşmesi olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak ilinin batı ucunda yer almaktadır. Ereğli, Erdemir'le Kandilli'deki kömür işletmelerinin varlığı nedeniyle ağır sanayi kenti olarak tanınmaktadır. İlçenin çalışma hayatına Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve ülkemizin en büyük yassı çelik mamul üretimini yapan Erdemir TAŞ'ye yön vermiştir. Bunlara bağlı yan sanayi kuruluşları ise her geçen gün yeni istihdamlar yaratılmasına neden olmaktadır. Karadeniz Ereğli'yi Belediye Başkanı Halil Pospıyık'tan dinledik. Karadeniz Ereğli gelişiyor. Karadeniz Ereğli 8000 nüfuslu balıkçı kasabasıyken 1960'lı yıllarda buraya Ereğli Demir-Çelik Fabrikalarının kurulması için talimat verildiğinde birdenbire burası müteahhitlerle doldu ve insanlarla doldu. Bütün Türkiye'den insanlar buraya yapmaya başladı ve Ereğli hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Halil Pospıyık, kriz sonrası tersanelerde iş hacminin azaldığını belirterek ilçe ekonomisine ciddi sıkıntılar yaşattığını dile getirdi. Tersaneler esas bize güç veriyor. Erdemir yerleşik bir şey. Ama tersaneler bizim için bir nimetti. 7000-8000 arasında işçi çalışıyordu. Ve oradan para kazananlar 900-800-1200 para alırlardı. Erdemir'de yüksek maaş alanlar genellikle İstanbul'a, Ankara'ya gider. Araçlarını, efendim, ev eşyalarını falan oralardan alırlardı. Para dışarıya çıkardık çoğunda. Ama tersane işçisi ortalama para aldığı için kuruşuna kadar Ereğli'de harcardı. Esas bizi ekonomik yönden yıkan tersanelerin birdenbire iş yapamaz olması ve 7000 işçinin bir anda ekmeksiz kalmasıyla Ereğli'nin esas sıkıntıları baş göstermeye başladı. Ancak şimdi yeni seçilen milletvekilimiz Sayın Profesör Ercan Candan'la birlikte çalışıyoruz. O bir hayli hamleler yaptı. Tersanelere yeniden teşvik verilmesi konusunda. Kesinlikle gündemde. Aynı onunla da kalmıyor. Aynı zamanda yine bilebildiğim kadarıyla tabii ki çok resmi bilgilerim yok. Askeriyenin romoklarının burada yapılması noktasında bir karar alındı. Afrika'dan balıkçı motorlarının yapması için 2000'in üzerinde balıkçı motorunun yapması için yani bir hareketlilik var. Özlemle onu bekliyoruz. Tersanelerimiz burada çalıştığı takdirde burası hakikaten refah payını alacaktır. Başkan Halil Pospıyık konuşmasında Ereğli'ye teşvik verilmesi gerektiğini belirtti. Ereğli'ye teşvik vermedikleri müddetçe Ereğli maalesef hak ettiği yere gelemeyecek. Frenleme yaptılar Ereğli'ye. Ereğli'ye bunu söylemek istemem. Ben demokrat bir insanım ve siyaset gözlüğüyle ekonomiye falan bakmam. Ama CHP'li belediye olduğumuz için de maalesef çok yıpranıyoruz. Bize her gün 4 tane müfettiş geliyor. Hiç ara verdiğimiz yok, hiç nefes aldığımız yok. Sürekli müfettişlerin baskısı altındayız ve Ereğli'ye maalesef yatırım yapmıyor devlet. Ama belediye hiçbir yere borcumuz yok. Ne SESAKA'ya borcumuz var, ne vergi dairesine borcumuz var, ne müteahhitlere. İşçilerimize, memurlarımıza hatta ikramiye veriyoruz. Ayda 6-700 lira ikramiye veriyoruz. Hiçbir yere borcumuz yok. Belediyenin durumu da çok iyi. Belediye her türlü hizmeti yapıyor ama hükümetten maalesef buraya artık neden sebepsiz arayın CHP'li olduğumuz için mi yardım geldi. Türkiye'nin demir-çelik sanayisindeki en büyük üreticisi olan Erdemir Demir-Çelik Fabrikaları Karadeniz Ereğli'de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Erdemir Demir-Çelik hakkında fabrikada örgütlü bulunan Türk İş Konfederasyonu'na bağlı Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Yusuf Ziya Odabaş'tan bilgiler aldık. 1963'te Karadeniz Ereğli'de doğdum. Ortaokul, lise okulunu Ereğli'de bitirdim. Ve 1987'de de işçi hayatına atıldım. İşçilik hayatına atıldım. 89'dan beri de Ereğli Demir-Çelik Fabrikası'nda çalışan bir işçiyim. 2007 itibariyle de sendika şube başkanı, Karadeniz Ereğli şube başkanlığı görevini yapmaktayım. 21 yıllık da Erdemir çalışanı oluyorum yani. Bunun da çalışma hayatına devam. Şu anda da görevim Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanlığı yapıyorum. İkinci dönemim oluyor. Yusuf Ziya Odabaş konuşmasında Erdemir'in çalışma kapasitelerini değerlendirdi. Erdemir kalitesi ve üretim anlamında çok iyi bir durumda. İş, çalışma barışı, huzuru çok güzel bir durumda. Yalnız tabii ki burada krizlerle beraber yaşadığımız sıkıntılar olmuştu. Ama onu da işçinin ve Erdemir yönetiminin göstermiş olduğu ilgiden dolayı açtık ve şu anda Erdemir'de çalışma barışı çok iyi bir konumda olduğunu belirtebilirim.
Tabii ki kapasitemizi yakalıyor muyuz? Hayır, yakalamıyoruz. Erdemir kapasitesinin altında çalışma yapıyor. Biz de Erdemir Dünya Çelik Sektöründe ilk ona giren bir şirket. Ve bunu da bu başarıyı yaşayan Erdemir çalışan işçi arkadaşlarım ve yöneticilerimizin başarısıdır. Ama istediğimiz kapasitelerde miyiz? Hayır değiliz. İnşallah tam kapasite çalışacak konuma gelir ve Erdemir Türk ticaret sanayisine katkılar olur temennisindeyiz. Onun için mücadele yapıyoruz. Yusuf Ziyaodabaş işçilerin haklarını savunmak için sendika olarak çaba gösterdiklerini söyledi. Bizim sendikal anlayışımız her zaman üretmek, kazanmak ve kazandırmak. Bu genel başkanımızın söylemidir. Üreteceğiz, kazanacağız, kazandıracağız çalışanımıza. Bu böyle olmak zorundadır. Şimdi şurada şu şeyi unutmamak lazım. Bir çalışan, üreten iş yeri varsa çalışan işçi arkadaşımız var. Çalışan işçi arkadaşımız varsa sendika vardır. Biz üçlü bir saç ayağıyız. Sonuçta kurumun menfaatleri, çalışanlarımızın menfaatini kollayarak sendikacılık yapmaya ve işçinin menfaatlerini savunmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Yusuf Ziyaodabaş son olarak sendikanın işçilere yönelik yapmış olduğu sosyal tesislerden bahsederek tesislerdeki işçilere verilen eğitimlere değindi. Türk Metal Sendikası Genel Merkezi bu noktada sosyal sendikacılık ve eğitilmiş işçi arkadaşlarımızı öğretme anlamında çok büyük yatırımlar yaptı. Bunun en başında Büyük Anadolu Oteli Ankara'da, Didim'de yine Büyük Anadolu Oteli, Kıbrıs'ta yine sendikamızın Büyük Anadolu Oteli, en sonunda Karadeniz Ereğli'de 4 yıldız aldık. 4 yıldızlı bir otelimiz açıldı ilçede. Tabii ki şimdi bu otellerin açılması buradaki tek gaye, işçi arkadaşlarımızın burada eğitim verilmesi, üniversite hocaları tarafından iş sağlığı, iş güvenliği, aile psikolojisi ve bunlar liderlik. Yani bunun gibi eğitimler vererek bilinçli bir işçi kesimi yaratmaya çalışıyor ve bunda da başarılı olduğuna inanıyorum. Sosyal sendikacılık anlamında biz de bölgemizde yapmayı düşünüyoruz. Neler yaptık diye sorarsanız, bu tesisimizde eşlerimizle, çalışan arkadaşlarımızın eşleriyle beraber sosyal etkinlikler yaptık, eğlenceler yaptık, eğitimler yaptık, psikolojik destek takviyeleri yaptık, üniversiteye hazırlanan çocuklarımıza çalışmalarımız var. Yani biz sosyal sendikacılık anlamında, işçimizi bilinçlendirme anlamında, işçiden aldığımız aidatı işçiye geri ödeyerek çok güzel şeyler yaptığımızı, bu da Türkiye'de bir ilk olarak Türk Metal Sendikası olduğuna inanıyorum. Ve görüyorum da bunu. Çünkü Türk İşçi Hareketi içinde bunları gözlemlemek gerekir. Türk Metal Sendikası bunda öncü bir sendika olduğunu inanıyorum ve görüyorum da.